bir çalışan ve çalışan anne olarak hangi sorunları yaşadınız? Hani her şey güldük gülistanlık gitmedi. Evet, arkada baktığınızda bir neredeyse 30 yıllık kariyeriniz var. Aynen. Pek çok sorun yaşamışsınızdır. Hem kendi özelinizde hem de gözlemledikleriniz neler? Çalışan kadınlar, çalışan anneler hangi sorunları yaşıyorlar iş hayatında? Şöyle, ben bir de bedel ödediğime inanıyorum. Aslında çocukları çok seviyorum. Ve ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Üç kardeştik yani. Benim dönemimde genelde herkes iki kardeşti. Biz üç kardeştik. Oğlumun yalnız oluyor olması mesela beni hep kalbimi biraz acıtıyor. Büyüdü, bu sefer kendimin gittikçe yalnızlaştığını görüyorum. Ona da kalbim acıyor. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla keşke ikinci, üçüncü çocuğum olsaydı. Yani hiç böyle hayal etmemiştim ama oğlumu büyütürken gerçekten sıkıntı çektim. Yani şanslı olduğum çok şey vardı. Bir, annem ve kayınvalidem aynı şehirde değildi. Oo. Eşim çok seyahat ediyordu ondan sonra. İkimiz çok seyahat ettiğimiz için birinde yani evimizdeki yatılı bakıcı hanıma bırakıp gittik seyahate. Bu bana çok dokundu. Kardeşlerimiz de bu şehirde yaşıyordu. Kayınvalidem yeni ameliyat olmuştu. Babam da kalp krizi geçirmişti. Annem de onu bırakamıyordu. Netice itibariyle böyle kaldı oğlum evde. Bir gün okuldan çağırdılar Tülay Hanım. Ben panik halde okula gittim. Ve çok da kolay bırakamıyorsunuz. Yani böyle demin romantik ve güzel, şanslıydım, şöyleydim, böyleydim diye anlatıyorum. Siz biliyorsunuz araları doldurduğunuzu tahmin. Çok da kolay işten çıkıp hani toplantımı iptal ettim, gittim falan diye anlatacağım bir hikaye de değil. Gittim. Okulun psikoloğu çağırmış. Dedi ki psikolog, siz dedi oğlunuza ne yaptınız? Neden dedim? Bütün çocuklar dedi merdivenlerden koşarak iniyor dedi. Ama dedi sizin oğlunuz dedi trabzanı tuta tuta tek tek basamak basamak iniyor dedi. Şimdi ben de bakıcı ile büyüdüğüm için küçücük yaştan itibaren oğlum ağzına şunları alma bak falanca abla dikkat edemeyebilir senin bu şeyine. Merdivenlerden inerken koşarak inme Allah korusun kafasını çarpar başına bir şey gelir gibi o kadar temkinli büyütmüşüm ki çocuk bu hale gelmiş. İnanır mısınız bunun üzerine çalıştık. Yani çocuğa koşmak ve özgür davranma konusuna çalıştık. Bu gibi sayabileceğim bir dolu hikaye var. Yani mesela Bora'yı ben gündüz saati hiç doktora götüremedim ateşlendiğinde. Hep acile gittim. Akşam saati daha rahat götürebilirim diye. Ama o da zor şartların adamı oldu. Bugün kendim değişim süreçlerinden veya zor zamanlardan geçtiğimde bana ters mentorluk yapıyor. Ben oğlumdan hakikaten Tülay Hanım çok şey öğreniyorum ve öğrenirken de ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben bu çocuğu o kadar yalnız bırakmışım ki çocuk kendi kendine nasıl bu formasyonu elde etti acaba diye düşünüyorum. Ama demek ki hayat böyle bir şey. Yani zor koşullar onları da güçlendiriyor. Kesinlikle ve ben de hiç aslında üzülecek bir şey de görmüyorum. Ben de Evet. çocuğumu tatillerde tanırdım. Hani hele de Hiç Tekvando'da düşün. çalışırken yılda sadece bir hafta yıl iznimiz olurdu. Yaz tatili Evet. çocuğumun hareketine bakardım. Aa, böyleymiş derdim, şaşırırdım. Çünkü çocuğumdan haberim yok yani o derece. Ama işte üzülmüyorum. Üzülmeyelim de. Çünkü Üzülmeyelim, evet. ayakları üzerinde durmayı çok daha iyi öğreniyorlar. Önemli olan kaliteli zaman geçirmek değil mi bir aradayken? Aynen. Sizin çocuğunuz kaç yaşına geldi? Artık o çok büyüdü. 25 yaşına geldi. Ay ne güzel, ne güzel. Harika vallahi. Üniversiteden mezun oldu. Yazılım Maşallah. mühendisi. Şimdi yurt dışında Maşallah. Almanya'da bir Ne şirkette güzel. olarak çalışıyor. Ne Darısı güzel. başınızda. İnşallah, inşallah. Onları da konuşacağımız günler gelir. İnşallah. Çok sağ olun. Şimdi çocuğunuzun olmasını biraz elbette hani anlattınız.
kolay olmadı gitmek diye. Hepimiz Evet. biliyoruz ama yine de konuşulsun istiyorum. Çünkü sadece biz bildiğimizle kalıyoruz. Bunlar da Kalıyoruz. bilinmiyor. Yani benim oğlum mesela şey demişti. Anne hiç beni okula götürmedin, hiç okuldan çıkışta almadın demişti. O kadar yüzüme Evet. oturmuştu ki. Ama maalesef şirketler de bu konuda kadınlara kolaylık sağlamıyorlar. Yani Sağlamıyor. orada bir iş var, yürümesi gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Çocuğu okuldan alamazsın yani diye. Ne yapılmalı sizce çalışma hayatının içinde kadın olmak, anne olmak nasıl Nedir? olmalı? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru olduğu için. Hakikaten önemsiyorum. Tülay Hanım, bu dijitalleşme hiç hoşumuza gitmese de bu COVID tedbirleri bize şunu gösterdi. İlla ofiste olmanıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim iş hayatına başladığımız yıllar öyle yıllardı ki ofiste insanlar koltuğundan kalkamazdı. Ben öyle yöneticiler biliyorum ki geçerken koltuğunuzu boş gördüğü zaman 3 kere, 4 kere neredesin, ne zaman geçsen boş. Hani ya biyolojik ihtiyaçlarım için de kalkmış olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunu söyleten kötü örnekler de yok muydu? Vardı. Yani ona da bir şey diyemem. Ama böyle günlerden geçildi. Ama şu anda bunun böyle olmadığını görüyorum. Gelecekte de bunun bir avantaja çevrilmesi gerektiği inancındayım. Yine kadın çalışanların bir arada hareket etmesi gerekiyor Tülay Hanım. Yani demin size bahsettiğim gibi ben hangi işi yaptıysam hep onun meslek örgütlerinin içerisinde oldum. Yatırımcı ilişkilerimi yaptım. Derneği yoktu, dernek kurdum. Yönetim kurulunda bağımsız üyelik mi? Dernek yoktu, dernek kurduk. Yapmalıyız. Sesimizi duyurmalıyız. Bu olaydan sonra çalışan kadınların seslerini duyurup, pardon da biz bu evden de bu işleri yaptık, hayatımızı yürüttük. İlla tam da bu zamanda mı olması gerekiyor? Ben okula çocuğumun falanca aktivitesine gidip akşam bunu göndersem olmuyor mu? Noktasına da gelmeliyim. Peki Özge, sana çalışanın bunu söylese, buna tamam der misin diyeceksiniz. Çok enteresan bir olay yaşadık ben yapımda. Bir kadın arkadaşımız babasına kanser teşhisi konmuş. Fakat konuşmak da istemiyor. Çok da böyle içine kapanık da bir insan. Çok sakin bir biçimde bize mesaj attı. Dedi ki benim yarın dedi Antalya'ya gitmem gerekiyor. Babam bir ameliyat olacak, beni merak etmeyin. Telefonum, bilgisayarım yanımda. Ben falanca konulardaki işlerimi şu saatte size gönderiyor olacağım. İnanır mısınız? Babası ameliyat oldu. Patoloji sonuçları çıkıp tedavi yöntemi belirlenene kadar bize bunları hiçbir şekilde hissettirmedi ve görevlerinin hepsini elindeki bilgisayardan, telefondan yaptı. Sonra rahatladıktan sonra biz de ısrar soruyoruz. İyi mi baban falan, hani 1, 2, 3 o da bir şey söylemeyince üzerine de gitmiyoruz. Olayları anlattı. Bayağı da büyük bir olay yaşamışlar. Ama babasını beklerken bile yanında tableti olduğu için bunları yapabilmiş. Şimdi ben şunu arz ederim. Bunu yapan kadınlar şirket içerisinde örgütlenip insan kaynaklarına gidip durumu anlattıkları zaman veya erkekler çocuklarıyla ilgili böyle bir durum varken bunların artık esnek çalışma sistemine geçilebilir olduğunu şirketlere anlatmaları gerekiyor.